etraftaki deniz sahalarıyla ilgilenip toplumdaki odağımızı kaybedersek, oraya ciddi anlamda bir rol model örgütlenme tipleri aktaramasak, ki düşünün TİKA geçtiğimiz hafta kuruldu Kuzey Kıbrıs'ta. Yani bir toplumda en önemli hususlardan birisi de kültürel hafıza inşa etmektir. Siz kültürel hafıza inşa ederseniz ayakta kalabilirsiniz. Mesela Atina Üniversitesi'nde benim kaldığım köy Rumlarla Karma Köy. Atina Üniversitesi'nden bir profesör, bir doçent araştırma yapmak için bizim bölgeye gelmişler. Bizim bölge popüler, Karpaz. Çünkü kuzeydeki iki karma köyden birisi. Komşuyuz biz. Başka Rumların yaşadığı mahalle yok. Ve biz de 74 sonrasında gidenler de ağırlıklı Karadeniz'den gitmişler. Trabzon'dan, bizim gibi birkaç aile Samsun'dan. Bak dedim ki herhalde bu Atinalı profesörler Rumlarla ilgilenmeye geldiler. Baktım ki yok. Bir iki konuştuk. Dedi ki biz bu köylerde yaşayan Karadenizlerle ilgili çalışma yürütüyoruz. Nasıl bir çalışma? Diyor ki bunları diyor Pontus'umuz diyor. Bak buradan bağlantı. Yani Rum'u bırakmış adam bu garanti. Böyle bir çalışma yürüttüğünü görüyoruz. Yani toplumu ihmal ettiği müddetçe diğer devletlerin Aristo'nun dediği gibi tabiatın boşluk kaldırmaz sözüne geliyoruz. Hem bilimsel olarak, hem ekonomik olarak, hem kültürel olarak, hem de uluslararası tanınırlık açısından bütün devletlerin, yani adayla ilgili çıkarı olan devletlerin sahada aktif olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi hasbelkader diyelim Libya ile anlaşma yaptık da. Bundan evvel biz hani idealist yaklaşımdan ziyade realist yaklaşımla olaylara bakarak yani iktidarlar gider ama devletler baki de düşüncesiyle Mısır'a devlet politikamızı sürekli tutarak ilişkilerimizi devam ettirebilseydik bugün Doğu Akdeniz'deki durumumuz daha iyi durumda olmaz mıydı? Şimdi şöyle, ben de bu soruyu çok düşündüm. Ama birincisi şu, Kıbrıs ile Mısır arasında yapılan anlaşmanın tarihi 2003. Yani Türkiye'nin Irak işgaliyle, Türkiye'nin Annan planıyla meşgul olduğu dönemlerde bu mesele ilk defa Türk gazetelerinde 2007 yılında yazılmaya başlandı. Kıbrıs gazetelerinde de yoğun bir şekilde 2007, 2008, 2009'da geçiyordu. Ama hani 2007 öncesi bir şey yok. Ve Rumlar çok uyanık bir diplomasi yürütmüştü. Annan planında bir maddeye şunu eklemişler. Bizim yapmış olduğumuz denizlere ilişkin anlaşma bir çözüm sonrasından da aynen devam edecektir. Ve biz bunu kabul etmişiz. Fakat Mursi iktidara geldiğinde bu anlaşmayı askıya aldı. Ve bizim buradaki ilk hamlelerimizden birisi Mısır ile deniz yetki sözleşmesi imzalamak olacaktı. Fakat Mursi'nin iktidarı buna yetmedi. Peki Mursi'den sonra ilişkiler devam ettirilseydi olur muydu? Ben açıkçası Sisi ile bu işin olacağını çok düşünmüyorum. Mursi'yi götüren onu yapmasın diye ötekiye getirdi zaten. Yani şimdi mesela şuradan bakalım. Libya ile bir anlaşma yaptık. Dün buraya gelmeden işte Libya'nın doğusunda etkin olan Hafter'in açıklamalarını okuyorum. Hocam Libya anlaşması Mursi politikamızla çelişiyor. Nasıl? Yani Mursi. Yani bizim Mursi'yi desteklememizle şu an Libya ile yaptığımız anlaşma birbirine çelişen şeyler değil mi? Nasıl? Bence tam doğru düzlemde gidiyor. Çelişki.
Hani nasıl bir çelişki gördünüz? Şu anlamda yani hani şey Sisi, tamam. Sisi iktidarıyla çelişiyoruz şu anda değil mi? Onu desteklemiyoruz. Evet. Mursi'yi destekledik. Hı-hı. Ve oradan bir şey kaybettik. Fakat Libya politikamız tamamen şey, ya orada emperyalizmin aslında İsrail, Amerikan-İsrail ittifakına bir çomak sokmak. Bu anlamda hani Mursi şey, Sisi ile daha ilişkilerin geliştirilmesi noktasında ilerlememiz gerekmiyor mu? Şimdi şöyle örnek vereceğim. Mesela şimdi bir hani Mısır'daki olayı Libya'dan okuyabiliriz. Şimdi bir Saraj hükümeti var. Bir Saraj hükümetini devirmek isteyen Hafter ordusu var değil mi? Şimdi Hafter'i kim destekliyor? Yunanistan destekliyor. Fransa destekliyor. Hafter ne diyor? Ben diyor asla ve asla Türkiye ile MEP anlaşması yapmam. Bunu ta şimdi şunu söyleyeyim, biz 2011 yılından itibaren Libya ile anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Bu bir anda ortaya çıkmadı. Evet. Fakat şimdi Hafter'i destekleyen güçler ile Sisi'yi destekleyen güçler aynı. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim, Mursi'nin yerine gelen Sisi ile biz devam etseydik de ilişkiler iyi olurdu ama bu ilişkilerden bir MEP anlaşması ortaya çıkmazdı. Sonuç çıkmazdı. Yani benim kanaatim o. Yani çıkmasa da mesela ilişkilerin devamı bir yatırımdır herhalde. Bundan sonra olabilir ama. Mesela, bu çok kritik yani. Mısır en önemli unsurlar. Mısır kenara itilemeyecek kadar Doğu Akdeniz'de etkin bir ülke. Tabii bunu yadırgayamayız. Mesela şu anda da Dışişleri Bakanlığı ne diyor? Güney Kıbrıs hariç tüm taraflarla görüşmeye hazırız diyor. Şunu kabul edelim. 2003 yılından itibaren ilk defa Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye bir adım öne geçti. Bugüne kadar adımlara tepki veriyordu. İlk defa öne geçti ve şimdi aslında Avrupa Birliği de Amerika'da böyle bir şeyde kaldı. Ne derler ona? Böyle bir hani ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette kaldı. Askıda kaldı. Hocam bugüne kadar hep yani diplomasiyle gitti işler. Karşılıklı işte kozları göstermekle gitti ama yani önümüzdeki dönemde çok ciddi çatışmalı bir sürece doğru gittiğimizi ben şahsen görüyorum. Ben Libya'ya da gideceğimizi düşünüyorum zaten. Yani hayır, evet. Hem yani asker göndermek bence doğru. Yani gönderebiliriz. Çünkü az önce söylediğim şeyden dolayı yani Türkiye önümüzdeki dönemde işte Amerika ne yapıyor? Oraya İsrail, Amerikan ortakları işte uçak gemilerini gönderiyor. Şimdi orada tatbikatlar yapıyor. Orada bir tane ülke var hedefte. Tek bir ülke var. O tatbikatların yapılmasının bir tane amacı var. Türkiye. Yani karşıda bir tane ülke var. Türkiye'ye karşı yapılıyor bunlar. Yani sadece enerji politikalarının ötesinde bence yani siyaset çok daha öne geçecek ve çatışmalı bir süreç. Yani çok kritik çatışmalı süreçleri yaşayabiliriz önümüzdeki dönemde. Yani bunları öngörmek lazım diye düşünüyorum. Yani enerji politikalarının da ötesinde çok kritik bir dönemece girdiğimizi ben şimdi şahsen şöyle, görüyorum. Şöyle şunu da hani belirtelim. Bence hani bunu biz işte Deniz Kuvvetleri'nde Kurmay Başkanı olan Tümamiral Cihat Hoca var. Cihat Yayıcı. Evet. Zaten bunu ilk gündeme taşıyanlardan birisiydi. 2011 yılında Cihat Yayıcı. O zaman da Kurmay Albay'ı yanılmıyorsam. Şimdi Türkiye'nin buradaki diplomasiden sonuç almasını sağlayan ana faktörün Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin artan caydırıcılık gücünün olduğunu da yaban atamayız. Şu anda deniz kuvvetleri envanteri tersaneler 7-24 usulüyle çalışarak bu envanteri güçlendirmeye çalışıyor. Çok ciddi projeler geliştirdiğini biliyoruz. O nedenle şimdi ben bunun çok hesapsız olarak gittiğini, efendim ne olursa olsun
biz her şeyi göze alıyoruz, tamam, bunda bir sorun yok ama Türkiye'nin ben en nihayetinde taraflar bütün çabasının tarafları masaya çekmek üzerine kurulu olduğunu görüyorum. Çünkü şöyle bir durum ortaya çıktı. Dediler ki aynı Serv Anlaşması gibi. İşte Sevilla haritası, bu daha neyi tartışıyoruz? Şimdi oradan Libya'ya gelmek büyük bir başarı. Şimdi bunu müzakere edersin. Biraz geritin üstüne çıkarsın. Sağına gidersin, soluna gidersin. Mısır'la bu süreçte aralar düzelebilir. Çünkü geçen de Dışişleri Bakanı'nın öyle bir açıklaması vardı. Mısır'la da konuşabiliriz bu konuyu. Yani ilk defa Türkiye, ya da şöyle söyleyeyim, tersten bakacak olursak, ilk defa diğer taraflar Türkiye ile bu konuyu müzakere edebilir miyiz acaba noktasına geldi. Yani Türkiye NATO konseptinin dışına çıkıyor hocam. Bu tespiti yapmamız lazım. Yani bugüne kadar var olan bir NATO konsepti vardı. NATO neydi? Ülkelerin, yani bağlı olan ülkelerin güvenlik teşkilatı değil mi? Şimdi Türkiye artık NATO'yu bir güvenlik unsuru olarak değil, yani kendi güvenliğini sağlayan bir unsur olarak değil, onun karşısında bir tehdit olarak görüyor. Yani konsept bu şekilde değişti. Yani oradan oraya geldik. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şey de o. Yani gerekirse hani bunu ifade etmek yani Türkiye tarihinde çok kritik bir şeydir. Yani İncirliği gerekirse kaldırırız, Küreci'yi kaldırırız demek çok kritik bir... Bu Doğu Türkistan meselesini döneme denk gelmeseydi, bir de o konuda özellikle uluslararası bazı kurum ve kuruluşlar bunu sürekli gündeme abartılı bir şekilde de, yani var orada bir şey, bundan hiçbir şüphemiz yok, abartılı bir şekilde de gündemi meşgul ederek Türkiye'nin Çin kapısını da kapatıyor aslında. Evet. Yani ben şunu beklerdim. İncirliği kapatacağız ve burada Çin'le görüşeceğiz. Neden? Çin 2 yıldır Türkiye'den bir üs istemek için, almak için çalmadığı kapı bırakmadı. Ve hani bunu biliyorum, içeriden bir arkadaşım dedi. Şunu diyor Çin. Bize bir toprak parçası, bir liman, bir şey verin. Doğu Akdeniz'de biz sizi destekleyelim. Ama Türkiye bunu yapamıyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de Doğu Türkistan konusunda oluşan hassasiyet. Macron'un da değil mi hocam bir açıklaması olmuştu NATO ile ilgili. Artık anlamını yitirmiştir gibisinden bir... O da bir açıklaması. Evet. Yani işte niye anlamını yitirdi? Çünkü beyin artık Türkiye'yi istedikleri beyin gibi karar aldıramıyorlar. O yüzden... Şimdi Türkiye'nin bu noktaya gelmesi, 2011'den itibaren bu tüm amirlerin görüşleri, mesela Kemal Türkiye'nin açıklanması çok ısrarları var. Bir takım olaylar da buna tetikledi, yani bunu da bir şey hazır hale getirdi. Ama yine de sormak gerekiyor, bu kadar şeyde Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne oldu da böyle bir şeye nihayet olarak karar verdi? Libya'yla. Yani Libya anlaşması, yani bir proaktif bir tavır sergiledi bu anlamda. Yani 2011'den itibaren söyleniyor ve ben de zaman zaman takip ettiğim kadarıyla hep şeyde söylüyordu. Geçenlerde vefat eden Soner. Soner Polat. O da söylüyordu. Çok ciddi çalışmaları var. Olması konusunda. Özellikle deniz subaylarının, generallerin bu tip talepleri söz konusuydu. Ama adım atılmıyordu. Yani bu atılması ne bir zorunlu hale getirdi? Bir sebep, bir şey ya da birçok olay birleşip evet, artık zorunlu bir atılan adım mı? Ne tetikledi bu? Hocam bu konuyla ilgili 3 görüş var. Birinci görüş, Libya'da şartların ancak olgunlaştığı. Çünkü Türkiye Libya'ya destek vermeye çok önceden başladı. Ve bu desteğini de MEB anlaşmasına bağladı. Ve şimdi de mesela dikkat edin, MEB anlaşmasıyla birlikte askeri mutabakat anlaşması da yaptı. Çünkü MEB anlaşmasını bu anlaşmayla koruyacak. Başka seçeneği yok.
Birincisi yani ancak şartlar oluştu. İkincisi daha önce işte bu FETÖ olaylarından dolayı deniz kuvvetlerine yapılan işte operasyonları, oradaki kurmay subayların bu işi devam ettiren, özümseyen kişilerin görevden alınarak tamamen gündem dışı, yani bunu gündemine almayan komuta kademesinin iş başına getirilmesiyle bu sürecin gerçekleşmediği ve geciktirildi. Bu ikinci bir iddia. En dinamik unsur deniz kuvvetleri. Evet. Çünkü, ilk biliyorsunuz işin ilginç tarafı şu, Doğu Akdeniz'in karıştığı yıl 2007, deniz kuvvetlerine operasyon çekildiği yıl 2007. Eş zamanlı aslında. Yani birileri bunu güzel planlayı, artık hani dediğim gibi az önce Arap Baharı'nın başlamasıyla Kıbrıs'tan İsrail arasında yapılan anlaşmanın aynı tarihe gelmesiyle tesadüf ise o da tesadüftür. Ya da tesadüf değil. Üçüncü iddia ise Libya hükümetinin artık düşme noktasına geldiğinden dolayı Türkiye'ye bunu teklif ettiği, hani sen beni koru, ben de sana böyle bir amiyana tabiyle kıyak geçeyim tarzından bir durumun ortaya çıktı. Aslında bana sorarsanız bu üçü. Aslında buna bir şey daha eklemek lazım. Aslında birçok şeyi beraber düşündüğümüzde aslında onun bir devamı şeklinde bugünkü iktidarın belki 15 Temmuz'u bir milat olarak almak lazım. Devlet dediğimiz, bir devlet aklı dediğimiz, devlet tecrübesi dediğimiz, bir devlet nosyonu diye bir kavram vardır. Benim önem verdiğim bir kavram vardır. 15 Temmuz sonrasında, çünkü 2007'de bu operasyonlar yapılırken gene bu bugün iktidar iş başındaydı. Evet. Yani bunları görebilecek, anlayabilecek konumdaydılar. Fakat başka şeyler düşünüldü. 15 Temmuz işte bu devlet aklının, devletin ne kadar önemli, hayati bir şey olduğu hususunda bir bilince, bir noktaya geldi. Suriye operasyonu, Suriye'deki iki harekatın gerçekleşmesi bunu tezahürüydü. Yani onlar da çok kritik hocam. İşte, hani Libya anlaşmasının evvelinde yani Türkiye'nin çok ciddi şekilde yani Amerika'ya, Amerikan İsrail ittifakına karşı çok ciddi şeyleri var, adımları var. Yani o adımlar bunların en önemlileri. İşte onu diyorum. Yani 15 Temmuz mevcut iktidardaki şeye, olaylara bakışı biraz devlet nosyonu çerçevesinde bakma noktasına taşıdı. İşte Suriye'deki iki harekatın ortaya çıkması bunun sonucundadır. Artı işte bu son şeyi, adı nedir? Libya'ya yapılan bu MEP anlaşması, sonraki diğer arkasından onu destekli anlaşmayı olması biraz dördüncü faktör ya da belki hepsinin şey yapan, organize eden veya harekete geçiren derseniz nacizane bu devlet nosyonu anlayışına bugün iktidara gelmiş olmaz. Hatta bunu şöyle anlatalım. Bir gazeteci bu iktidarı da geldi gelene geçtiğinde kendi İslamcı olarak tanımlayan bir gazeteci. Şöyle bir ifadesi var. Hatta ben sosyal medyada paylaşmıştım. Hatta günaydın diyerek de paylaşmıştım. Genç bir arkadaş, 30 yaşlarının şeyi dedi ki biz dedi İslamcılar için dedi bayrak, vatan, millet bu kavram bizim için önemli değildi. Biz ümmetçiydik dedi. Hatta Hasan Ali Bendan'ın kitaplarında Arap ırkının üstünlüklerinden bahsedilince şaşırmıştık ama çok da önem vermemiş dedi. Ama 15 Temmuz dedi bizler için vatanın, bayrağın, milletin, devletin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Biz anladık dedi. Ben de yazıyı olduğu gibi sosyal medyada paylaştım. Bir genç İslamcı itirafları diye şeyle beraber şeye sunmuştum onu. Şimdi bakıyorum 15 Temmuz iktidarı da biraz silkeledi bu anlamda. Yani devlet önemlidir. Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Devlet aklının devlet yönetiminde mutlaka dikkat alınması gereken bir bakış açısı olması gerektiğini bilinciye vardı. Ondan sonraki adımları peşi sıra bu harekatlar ve bu şeyle beraber geldi. Evet. Razı yani benim
bir değerlendirme bu. Yani çok doğru hocam. Çünkü şu anda Ankara'da Doğu Akdeniz Çalışma Grubu var, Kıbrıs Çalışma Grubu var. Var da var. Ne oluyor? Bunlar herkesin fikrini alıyor, çağırıyor, soruyor. İşte devlet aklı dediğiniz o. Ne düşünüyorsun? Sen nasıl görüyorsun? Ama evvelde bu olmadı. Hani yok muydu? Vardı. Yine devlet aklı olarak gösteriliyordu ama başkasının aklıydı. Hocam o kuvvetlerinde savaş uçağı uçuracak. Hatta en önemlisi şöyle bir şey vardı. Olumlu bakıyordu. Devlet rejeksi ihtar geldiği vakit, bunu hepimiz biliyoruz gözlediğimiz kadarıyla devletin mevcut roketik kadrolarının daha ziyade ona paralel mi diyelim, o kelime de çok tehlikeli ama onun yanında kendi böyle sivil üniversiteden ya da medya değişikliği bir ayrı bir kadroyla yürütmeye başladı. Yani Kıbrıs politikasını öyle yapmaya çalıştı. Efendime söyleyeyim. Hatta Karabağ meselesinde Ermenistan Türkiye ilişkileri öyle götürmeye çalıştı. Hatta bu Kürt meselesini de öyle götürmeye çalıştı. Yani devlet cihazının dışındaki unsurlarla bu işi götürmeye çalıştı. Ama şimdi görüyoruz ki daha ziyade tabii o devlet cihazının dışındaki unsurlardan destek alıyor ama asıl bu operasyonu, bu şeyi devletin kendi içinde kadrolarıyla bu işi götürmeyi daha doğru olduğu anlayışına vardı. O yüzden işte dediğiniz gibi grupları kurarak bir istişare mekanizması oluşturmaya çalıştı. Ben bir soru daha sorayım, ondan sonra susayım. Bunun bu Doğu Akdeniz'deki bu gelişmenin bizim Ege'ye nasıl bir yansıması olur? Ege sorunlarına olur mu? Şimdi şöyle, birincisi şu. Biz Ege, Yunanistan'a şunu söylüyoruz. Bak Doğu Akdeniz'de kabul etmedik. Gerekirse askeri müdahalede bulunuruz. Biz aslında Afrin ve Barış Pınarı Harekatı ile Ege'ye ve Libya ile yapacağımız anlaşmaya da bir askeri zemin hazırladık. Dedik ki bakın şakası yok. Oraya da dünya kamuoyu birleşti, harekatı engellenemedi. Aynı şekilde dikkat edin, son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamalarında sabitlenmiş bir cümle var Yunanistan'a karşı. Atalarının denizlere döküldüğünü unutmasınlar diye başlıyor. Sonra oradan Lozan'ı hatırlatıyor ama önce onu hatırlatıyor. Bu önemli. Neden? Çünkü diyor ki biz çünkü bizim orada kasus belli. Yani savaş sebebi saydığımız haller var. İşte denizi mevi ilan etmesi, işte fır hattını 12'ye çıkarması veyahut kara sularını 6 milden 12'ye çıkarması daha gibi ama hocam, yani konular daha ama bence buradan bu noktada Yunanistan çok ileri gidemez. Şu aşamada gidemez. Bizden bir şey olamaz. Bunun bir sonucu bizim bir takım atraksiyonumuz olur mu böyle? Bence şu an itibariyle olmaz. Çünkü bizim istediğimiz... Kısa vadede olmaz mı? Yani en azından bunlar öyle bir şeyde... Güneydeki çelişkiler onu tetikleyecek hocam bence. Yani diğer meseleler, yani Güney Kıbrıs, işte petrol arama hikayesi o tarafa aksedebilir bence. Ben açıkçası, yani benim kendi şahsi kanaatim şu... Kısa vadede, çok yani yakın vadede bir şey olmaz ama çok uzun vade geçmeden de yani Türkiye'nin Ege'de Lozan'ı tadilatı Yunanistan'a teklif edeceğini, bunu da uluslararası kamuoyuna getireceğini düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili çalışan bir grup var. Herhalde bunun için çalışıyorlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bakalım cevabı zaten geldi burada. Yani bir şey bu kadar. Yani adalarla ilgili mi? Şey diyeceğim hocam. Maraş diye bir bölgemiz var. Evet. 5 senedir kullanıma kapalı. Türkiye'nin Kıbrıs'ı açmaya çalışıyor. Diyelim ki Güney Kıbrıs bize geçti veya Çin'e geçti. Haritalarda veya binası ekonomik bölgelerde neleri değiştirebilir? Yok, münhasır ekonomik bölgede bir değişikliğe gitmez. Çünkü münhasır ekonomik bölge değişirken, pardon çizilirken Maraş'ta hesap edildi. Diğer taraftan şunu söyleyelim.
Maraş konusunda da Maraş niye gündeme geldi? Belki hocam Haçlı bulunduğu zamanlardan biri. Maraş'la ilgili olarak Türkiye 10 yıldır bir çalışma yürütüyor. Arşivleri dedik etmedi. Maraş'ın Osmanlı statüsü var. Şu anda Maraş yok bir şey de Kuzey'in otoritesinin altında Kuzey Kıbrıs'ı sadece Birleşmiş Milletler'in yerleşime açılmama yönünde Güvenlik Konseyi'nin bir kararı var. Fakat Türkiye bu Kıbrıs'ta dönmeye başladı. Yakında bunu Cumhurbaşkanı'nı da dinlendireceğini düşünüyorum ben. O da Maraş'ın vakıf malı olduğunu, 50'li yıllarda İngilizlerin bu vakıf malını özelleştirdiğini ve bunun da uluslararası hukuka aykırı olduğu şu anda bizim tezimiz. Peki biz Maraş açılsın diyoruz. Diyoruz peki kim gelse Maraş'ın açılması demek Maraş'a yeni bir iskan değil. Oradaki orayı terk edenlerin geri dönmesi. Terk edenler kimler? Rumlar değil. Daha çok turistler. Çünkü Maraş uluslararası bir yerleşim. Yani bizim şey gibi düşünmek lazım. Didim gibi düşünmek. Alanya falan da mesela. Ora gibi. Evet. Bunların tapuları var mıydı hocam? Yani bu yabancı bebeklerimizin fazla. Ama tabanı vakıf. Yani şu anda hepsi çıktı fakat orada bir 1,5 milyon sterlinlik bir tartışma var. İngiltere diyor ki ben size zamanında 1,5 milyon sterlin verdik. Haklarınızdan feragat ettiniz. Ama o ek maddeye bakınca o anlama gelmiyor. Ama işin enteresan tarafı yine bizim Kıbrıs'taki o malum grup diyor ki biz 1,5 milyon sterline bunu verdik diyor. Anlaşmada öyle bir şey yazmamasına rağmen. Hatta Türk tarafı şu noktada direniyor. Böyle bir şey olmuş olsa dahi vakıf malı satılamaz, devredilemez, feragat edilemez. O zaman o kişilerden o kişilerin yaptığı anlaşma yok hükmündedir. Oraya referansta bulunuyor. Bu da dediğimiz gibi bir taraftan sondaj gemileri, bir taraftan yapılan anlaşmalar, bir taraftan Maraş, bir taraftan Siha Üssü kurulması, deniz üssüyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Yakında tamamlanacak gibi. Tüm bunların hedefi müzakere masasına güçlü bir şekilde oturmak. Yani arşivde ben onu biliyorum. Kıbrıs Milli Arşiv dairesiyle bizim Osmanlı Arşivi bu projeyi yürütmüştü. Yani Kıbrıs'a ilişkin arşiv belgelerinin Kıbrıs'a Kıbrıs'takilerin de mümkün olduğunca işlerleştirip bizim arşivimize olması, kendi vakıf mallarının durumunu ortaya koymak konusunda ortak bir çalışma yapılmıştı. Demek ki o çalışma devam ediyor. Kilisinle ilgili hakeza yapıldı. Böyle bir şey çalışma Türkiye'de yapıldı devlet tarafından. Abdülhamit döneminden kavga diyebiliyorum. Vakıf. Hangisini? Maraş'ın yani. Orada bizim işte tutar tutar dalımız Abdülhamit'in 4 Haziran 78 tarihinde anlaşmayı imzalarken parafe ederken yazdığı, el yazısıyla yazdığı hukuki şahaneme halel gelmemek kaydıyla ifadesi. Ve Kraliçe Victoria'nın da bunun parafe etmesi. O tek kaydemiz o tuttuğum ama bu da bizim için önemli yani. Hani şey diyorlar ya, Fatih Rüştü Zorlu, onu buradan da bir kez daha rahmetle yad edelim. Kıbrıs'ın gerçek mimarı o. Görüşmeler sırasında diyor ki, bastırıyor diyor ki 50 kişilik askeri şey birlik istiyoruz diyor. 50 kişi diyor. Denktaş diyor ki ya diyor bakanım 50 neye yeter diyor. Biz 50'yi alalım, yarın ona 50 bin yaparız. Yaptığından sonuç aynı ya. Tam Türk kişi oluyor. Aynen. Şey diyor mesela, Rum tarafının bu Barış Pınarı'yla ilgili bir akademisyeni var, profesör. Diyor ki, şimdi diyor, Türkler diyor, ateşkes imzaladı, öyle mi diyor? Güvenli bölge sınırını çizdi, öyle mi diyor? Bizden de imzaladıklarında diyor %3'teydiler diyor. Şimdi 34'e çıktılar diyor. Şimdi bunun gibi anekdotlar var. Hocam
Libya'yla imzalamış olduğumuz Kasım'la anlaşması olası bir iktidar değişikliğinde bizim aleyhimize bir iktidar geldiğinde Libya'daki durumlar malum şu an. Evet. Geçerlilik konusunda bir sıkıntıya düşer mi? Olabilir çünkü. İkinci sorum da şu hocam. Şimdi Güney Kıbrıs ile Girit arasında bizim bir kıta sahanlığımız belirginleşti. Libya ile yaptığımız anlaşma neticesinde. Ancak bu defa da Güney Kıbrıs ile Girit arasında bir kıta sahanlığı anlaşması olsa. Yunanistan. Gibi. Evet, yani arka planda. Aynı şekilde hocam, üçüncü sorum olarak aslında hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için. Bir de Bakanlar Kurulu kararıyla dediniz, biz Barbaros, İsrail, Lübnan sınırında orada bir sınır araştırma yapıyor. Bu defa da Lübnan, Güney Kıbrıs, İsrail, Güney Kıbrıs, Mısır, Güney Kıbrıs arasında da bir kıta sahanlığı anlaşması yapılsa. Yani şimdi Bakanlar Kurulu için 2003 yılında yapıldı da revize edilse yani hocam. Şimdi yani onlar bizim yaptığımıza karşı bir karşılık olarak bir revize anlaşması yapsalar. Buradaki durum bizim Libya'yla kıta sahanlığı anlaşmamız biraz sıkıntıya düşmez mi? Şimdi şöyle. Yani ne kadar geçerli olabilir? Şimdi şöyle. Şimdi en çok eleştirilen nokta Libya'daki hükümetin yarın devrilebileceği. Bu bütün hükümetler için geçerli olan bir şey. Fakat işte Türkiye bu ihtimali de göz önünde bulundurarak askeri mutabakat anlaşmasıyla bu anlaşmayı güçlendirdi. Bir defa hükümet Birleşmiş Milletler nezdinde meşru bir hükümet. İkincisi Tayyip Bey de sürekli buna atıfta bulunuyor. Çağırırsalar gideriz, çağırırsalar gideriz diyor. Gidecekler eğer böyle bir şey durum olursa. Bu noktada Türkiye var gücüyle Hafter'i engellemek için elinden geleni yapacak. Zaten şimdi Mısır ile Yunanistan böyle bir kıta sahanlığı anlaşması yapabilir. O Güney Kıbrıs'la Yunanistan arasında yapılmasından daha tehlikeli. Fakat bu çok da fevri yapılacak bir anlaşma değil. Neden? Ama hocam o C noktası var sizin gösterdiğiniz tamam. Haritada. Şimdi orası Mısır'ın da kıta sahanlığına giriyor bakıldığında. Tamam. İsrail'in de giriyor. Güney Kıbrıs'ın Mısır, zaten... İsrail'in girmez. C'ye girmez. Mısır giriyor diyelim hocam. Evet. Güney Kıbrıs'la. Evet. Mısır bir şey demez o. Bu defa Mısır'da tamam. Böyle bir şey çıkarabilir. Ama hayır. Bak dikkat et. Bizim çizdiğimiz kıta sahanlığı Mısır'a daha çok deniz alanı bırakıyor. Biz zaten bir de Mısır'ın haklarını savunuyoruz. Diyoruz ki kurum sizi kazıkladı diyor. Bizden yapsaydınız diyor şu kadar 1000 metrekare daha tabii. Kazanacaktınız. Biz aslında Mısır'da kazanmış olduk. Tabii aslında işte biz çok stratejik çizdik. Yani biraz evet. Da Mısır'a geniş bıraktık yani Mısır, ki. İsrail'le uzlaşıyor ama aslında niyeti o değil. Aslında hocam bakıldığında da işte hocamın da söylediği gibi üstünde çok düşünülen işte devlet ayrılığının gerçekten de bir emaresi. Bu yani şimdi biz bunu Mısır kamuoyuna da yani muhtemelen servis edeceğiz. Diyecek ki ya biri veriyor 300, biri veriyor 500. Sen 500'ü reddediyor. Nasıl oluyor? Hocam o arada 200'ü kimin payından alıyoruz biz? Mısır evet. Kimin payından alıyor? Yani 1000 kilometre. Uluslararası işte. Şirketlerin payından alıyor. Yok, yok. Hayır devlet olarak. Deniz olarak. Devlet Yunanistan'dan alıyor. Yunanistan'ın iddiasından alıyoruz. Ne? Yok, biz Yunanistan'daki şeyden alıyoruz işte. Güney Kıbrıs'tan. Olabilir mi öyle bir şey yani? Biz şimdi asker gönderdik Libya'ya. Libya Safter'de istediği Rusya'dan asker. O da Rusya'ya gönderdi. İsrail gönderdi. Ne olacak hocam? Şimdi şöyle, yeni bir cephe değil mi bu? Yok şöyle bir şey. O yeni bir cephe evet. Ama şöyle. Bizim deniz alanlarında imzaladığımız anlaşmalar Türkiye'nin deniz hukukundan aldığı yetkiye dayanıyor. Yani bu Libya'yla yaptığımız anlaşmayla doğmadı. Biz başından itibaren iddia ettiğimiz sahayı Libya anlaşmasıyla somut olarak resmi ortaya koydum. Hocam başından beri ilan ettiğimiz safa durun. Evet. Münhasır ekonomik bölgeyi biz çok geç ilan ettiğimizi söylüyor hocam. Evet. İkincisi olarak da hocam kıta sahanlığı tarifi farklı. Biz Ege'deki, sayın hocam sizin Ege'deki rahmetli Turan Güneş'in söylediği bir söz vardı. Kıta sahanlığı ile otobüs sahanlığı birbirine ayırmak lazım. Türkiye bunun farkında yeni vardı. Günaydın. Evet.
gençlikten beri dediğimiz olacak kaç yıllık olay bu bilhassa bölge? Kaç yıllık olay? Yani biz 2009'dan 2007'den 2003'ten bahsediyorsunuz. Adamlar Atalar Üsküdar'ı geçmiş yani. Biz biraz siz bir konu çok doğru. Çok teşekkür ederiz. Bayrak gösteriyoruz hocam. Bizim niyetimiz üzülmemek değil ki. Yani bacı dövmek. Şöyle bir şey. Şunu da üzülmeyin arkasını üzülmemek. Şöyle bak. O ayrı bir olay. Üzülmemek için. Şimdi şunu şöyle bir net bir ortaya koyalım. Birçoğumuz tarihle meşgulüz burada. Biz genelde Türkiye olarak kriz anlarında ortaya çıkıyoruz. Evet. Evvelden görüp attığımız bir hamle yok. Türkiye'nin milli maçları gibi. Son maça kadar çıkıp çıkmayacağımız son belli olmuyor yani. Dış politika da öyle. Tarihteki olaylar da öyle. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu kriz Türkiye'ye yaradı. Neden? Bir, denizlerin ve deniz kuvvetlerinin gücünün farkına vardı. İki, offshore endüstrisi dediğimiz denizlerde petrol, doğalgaz arama envanterine kavuştu. Geç değil mi ama hocam? Bu kriz olmasa yine olmayacak. İhtiyaç duymayacak. Tabii böyle bir şey yok. Bir şey biz deniz deyince aklımıza hamsi geliyor. Ya. Şimdi vallahi olsun. Hocam ve gücü deniz. Biz gücü deniz. Hocam bir şey soru soracağım. Önce bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi hep Türk siyasetinde İsrail doğrudan Amerika'nın bir uydusu olarak algılanıyor. Fakat yani burada bir eksiklik ve yanlış bir nokta var. İsrail çoğu zaman tamamen kendi inisiyatifiyle, kendi direktifleriyle, kendi gücüyle hareket eden bir devlet. Faşist bir devlet daha doğrusu. Yani çok kararlı bir devlet. Şimdi bu noktada yani çatışmalı bir sürece gidiyor derken biraz onu kastettim. Yani Amerika'nın da inisiyatifinin ötesine taşan adımları olabilir İsrail'in. Zaten Suriye Savaşı'nda çok bilfiil zaten etkin olduğunu biliyoruz İsrail'in. İşte İran'daki meseleler, İran'la olan çelişkileri. Yani İsrail açısından orada olmak bir hayat memat meselesi. Amerika gibi değil. O bakımdan yani önümüzdeki dönemde bir enerji meselesi çok tali kalabilir. Tabii ben çok başında da onu söyledim. Çok tali kalabilir. Yani doğrudan bir fiili bir şeye doğru gidiyor oradaki kuvvetler. Ya şimdi Türkiye'nin hazırlığı da o yerde zaten. Evet. Ben bir şey ekleyebilir miyim buna şöyle? Askeri mutabakat anlaşması bu işte. Hayır, bir taraftan onu yapıyor, bir taraftan savunma sanayini güçlendiriyor, bir tarafta hani bir şeye hazırlanıyor var. Yani. Evet. Ben hep şunu söylüyorum, bugün konuşurken de söyledim. Yani Türkiye'de bir devrim yaşandı, şöyle bir devrim yaşandı. Teknofest diye bir şey çıktı, herkes evet. Siyah uçuruyor. Bana diyorlar, niye devrim? Uçurtma şenliğinden oraya döndük. Evet, evet, evet. Yani gittiğinden uçurtma uçuruyorduk, yani, şimdi siyaya döndük. Çok yani, önemli bir şey yani. Yani bunu görmek lazım. Hocam, ben dış politik alanında, hatta Mustafa Hocam'ın da jürisinde yer aldığı bir doktora tezi aşamasındayım şu anda enstitüde. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi konunun Doğu Akdeniz'in geçmişine baktığımız zaman Suriye Savaşı'nın, az önce Ali Hocam'ın da işaret ettiği Suriye Savaşı'nın çıkış noktalarından bir tanesi hem Doğu Akdeniz'de hem de Katar doğalgazının Suriye üzerinden ve Türkiye üzerinden taşınması konusuydu. Şimdi Rusya da oraya zaten Suriye'nin çok kaşına gözüne meraklı olduğu için değil, Avrupa'nın kendi gazına olan mahkumiyeti devam etsin diye gitti. Çünkü eğer oradaki İsrail'in iradesine geçirilmiş olsaydı o doğalgazın Suriye üzerinden taşınması, Rusya'nın etkinliği doğalgaz alanında azalacaktı. Hatta şu anda bahsettiğiniz İsmet'in zaten hayata geçememesi de büyük bir ihtimalle şu anki rotanın inanılmaz pahalı oluşundan kaynaklanıyor. Ama biz o zaman aslında bana göre bu Doğu Akdeniz doğalgazının Suriye üzerinden götürülmesi konusuna bence Türkiye olarak olumlu bakarken şu anda da İsrail'in aslında Türkiye ile olan bu temasları, Türkiye'nin İsrail'le olan temasları aynı noktaya gelmiş olmuyor mu? Yani biz yine aslında şu anda İsrail'le bu doğalgazın beraber Avrupa'ya götürülmesi konusunda beraber işbirliği yapmış olmuyor muyuz? Bana göre bu Türkiye'nin yani politika stratejisi açısından belki Mavi Marmara'da ödenen tazminattan çok daha ileri bir taviz değil mi? Şöyle düşünelim. Şimdi
Bu bir ikinci sorum daha olacak. Tabii. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gazın Türkiye'siz Avrupa'ya taşınması mı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması mı Türkiye'nin dış politika gücünü artırır? Mesela burada ama... çok duygusal olmamak lazım. Yani çünkü şöyle düşünelim. Doğu Akdeniz'deki gazın Türkiye üzerinde gitmesi Türkiye'nin stratejik değerini artıracak. Avrupa Birliği'nin bu sayede Türkiye'ye yakıt deposu haline gelecek. Bir arabanın yakıt tankı gibi. Gelişi güzel Türkiye'ye res çekemeyeceksin. Gelişi o zaman Türkiye'nin İsrail'le olan şu an bugüne kadarki bütün şeyi aslında fiiliyatta karşılığı olmayan bir çatışma olmuş oluyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Şimdi dış politika tabii ki çıkardım, hani, değişebilir. Eğer yarın İsrail'le barışmak Türkiye'nin menfaati neyse hemen barışması lazım. Hatta Mısır'la da barışması lazım. Tabii, buraya doğru gidiyor. Lazım. Evet. Bunu yani, o zaman tespit etmek ama lazım. Bizdeki sorun şu, biz çok duygusal takılıyoruz bu noktada. O yüzden dönemiyoruz. Döndüğümüz zaman çok kötü eleştirilerle maruz kalıyoruz. Bu bir tespit. O zaman ikinci bir tespit. Biz şimdi bir yandan Libya'daki mevcut İsrail politikasından dönemeyiz. Yani bu şöyle bir şey değil. Şimdi öyle bir denklem kuruldu ki o bölgede. Yani artık bir dediğim gibi hayat memat meselesi. Yani bu şöyle değil. Hani bugün çıkarlarımız Rusya'dan yanadır, öbür gün Amerika'dan yanadır gibi bir durum söz konusu kırılma değil. Kırılma var yani. Evet. Tabii. Yani evet. Çok net. Yani evet. Bir şey yaşanacak. Bir yani cepheleşme net. Savaş var. O savaşta saflar var. Yani saflar, işte o kadar, saflar çok net. O kadar ben köşeli gibi düşünmüyorum da yuvarlak ve iç içe geçen halkalar şeklinde ilerliyor gibi. Çünkü diplomasi farklı bir şey ama şeyler çok çok net. Ya eskisi mesela gibi İran'la mesela... bakın İran'la İsrail'i bir araya getiremezsiniz. Ya İran var olacak. O başka tamam, ya o, da bak o, evet, ya da İsrail var olacak. Neden hocam? Ama şimdi, bakın bizim konumuz biraz farklı. Biz geçmişte de hem İran'la ilişkilerimizi sürdürdük hem İsrail'le ilişkilerimizi sürdürdük. Ya ben yani tam kristalize anlamda söylemiyorum. Bir yandan olarak arasak bizim Amerika'da da Rusya'da çok ciddi problemlerimiz oldu tarihte. Hiçbiri bize bir doktor. Tam kristalize anlamda söylemiyorum ama şimdi orada yaşanan bir çok net bir saflaşma ve savaş. Kırılma şu. Şimdi bizim Soğuk Savaş'taki net Batı angajmanımız yerine biz şu anda çok taraflı bir diplomasi uyguluyoruz. Zaten bağımsız egemen bir devletin uygulaması gerekeni uyguluyoruz. Ama aslında bir yandan şu da var. Biz Rusya'yla mesela Akkuyu yapıyoruz. S-400 alıyoruz. Ama bir yandan da şu anda işte Kanal İstanbul tartışmasında mesela bana göre Amerika'ya bir yeşil ışık yakıyoruz. Montreux'u de tartıştırabilecek bir şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Uluslararası ilişkiler soğuk savaş döneminin mecrasını terk etti. Kesinlikle. Eskiden dost vardı, düşman vardı. Şimdi aynı ülkeler hem dost hem düşman olabiliyor. Yani bir ülke çok kutuplu hale geldi tek kesinlikle başına. Evet. Biz bunu okumamız lazım. Yani biz Libya'da Rusya'yla karşı karşıyayız. Suriye'de belli bir noktada beraberiz. Evet. Suriye'nin belli bir noktasında yine düşmanız karşı karşıya. Barış Pınar Harekatı bölgesinde beraber hareket ediyoruz ama Barış Pınar'ın dışında ama, İdlib'e geldiğimiz zaman karşı karşıya. Ama tüm dünya böyle. Tabii. Sadece biz değil. Yani biz İsrail'le bir anlaşma yaptık diyelim. Yarın basın nasıl manşet atacak? Bloğu dağıttık diye. Şimdi iş buradan yürüyecek. Evet doğru, blok dağıldı. Bu iç içe sarmallarda olacak. Ben size şöyle bir bilgi vereyim. Ben şunu teklif ediyorum zaten hani Ankara'da çalışan birimlere. Rumlar ve Yunanlılar günahı kadar İsrail'i sevmez. İsrail'i en geç tanıyan Avrupa devleti Yunanistan'dır. 1993. Çıkarı bizden yana tabii. Şimdi toplumlar arasında bir uyuşmazlık var. Ve Mısır ile İsrail siyaseten anlaşmış olabilir. Peki toplumlar nasıl barışacak? Dolayısıyla bu birlik çok fazla yürümez. Mesela savaş kararı alınabilir. Toplumsal destek gelmez. Ben geleceğini düşünmüyorum. Rumlar şu anda onu söylüyor. Biz diyor, gaz meselesine diyor, Yahudileri başımıza bela ettik diyor. Şu anda bakışlar o. Mesela Makarios
İsrail'i tanımamak için direndi. Türkiye'de darbe oldu da darbe hükümetinin baskısıyla tanıdı. Yani arada biz mesela toplumu hep kenara atıyoruz. Ama toplum hala şüpheli. İkinci bir sorum hocam. Şu an Avrupa'da aslında Almanya ve Fransa'nın Amerika'dan, yani Amerika ve İngiltere bloğundan bir takım mağduriyetleri var. Volkswagen'e kesilen cezadan tutun. İşte Rusya ile olan gaz anlaşmasında Almanya'ya baskı yapmasına kadar. Fransa'da da Macron geçtiğimiz aylarda biz aslında Rusya ile ilişkilerimizi arttırmak istiyoruz ama derin devlet izin vermiyor diye bir kelime kullanmıştı. Alenen haber olmuştu. Uzun vadede Avrupa'daki yani enerji politikasından da yola çıkarak sanki Almanya, Fransa ve Rusya, diğer tarafta da Amerika ve İngiltere. Yani o NATO ittifakının aslında gerçekten net olarak ayrıştığı noktalar var. Siz bunu gerçekçi buluyor musunuz? Dünya böyle bir cepheleşme yürütecek mi? Bence... Ve Türkiye nerelerde olacak bunlar arasında? Bence Macron, Macron'un kafası henüz netleşmiş değil. Neden bu üçlü koalisyon, Amerika, İngiltere ve Fransa, Suriye işte geçtiğimiz yaz, ondan önceki yaz, operasyon yaptıklarında evet. Macron ne dedi? Amaç hasıl oldu. Hangi amaçtı? Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırmak dedi. Şimdi Fransa'nın en büyük siyaseti şu Doğu Akdeniz'de. Burada büyük bir gaz bulunursa, bunun yönetici firması olarak Total ortaya çıkarsa, ben de bu gazı hem Avrupa'ya taşınmasından, ama burası daha önemli, ben bu gazın Fransız Afrikası'na satılmasında çok kar elde ettim. Yani amacı Frankofon ülkelere yönelmek Afrika'da. O yüzden Mısır'ın etrafında dolanıyor. Mısır'ı askeri anlamda güçlü hale getiriyor. Mısır'ı terk etmemeye çalışıyor. Yani şeyin dediği gibi, Avusturya Başbakanı'nın dediği gibi, şu sıra Avrupalıların durumu şöyle, pistteki adama göre dans etme. Yani adam seçme şansları yok da pistteki adama göre. O nedenle de daha net taşlar oturmuyor. Ben size şunu hani söyleyebilirim an itibariyle. En istikrarlı politika şu anda Türkiye'de. Doğu Akdeniz için söylüyorum. Ama diğerleri ne yapacağı konusunda netlik kazanmış değil. Türkiye ile anlaşabiliriz, ayrışabiliriz. Rusya ile de görüşebiliriz, ambargoya da taraf olabiliriz. Çünkü neden? Doğu Akdeniz'deki enerjinin ne kadar olacağı konusunda şüpheler var. Çok ciddi yayınlar var. Diyor ki boşa kavga ediyorsunuz. Mesela bu yönde de yayınlar var. Ama hocam şey değil mi? Yani uluslararası siyasette Mustafa Hocam da çok vurgular derslerde bize. Yani edilgen devlet den etkin devlet konumuna geçmeye çalışıyor. O ve, Davutoğlu'nun evet, dediği gibi evet, değil tabii. Yani. Türkiye mi? Türkiye mi? Evet, Türkiye'nin yani. Uluslararası siyasette bir rol. Yani aktif bir rol almaya çalışıyor. Olarak. Evet, hedef olarak, evet. Ya şöyle söyleyeyim, evet. Türkiye ilk defa kendi gücüyle, bunu 74'te de yapmıştı, kendi gücüyle kendi milli menfaatlerini savunmaya çalışıyor. Evet. Evet. Aslında hani bölgesel bir güç, küresel bir aktörden ziyade kendi oturup bakanlar kuruluyla işte devletiyle bir karar alıp bunun peşine düşüyor. Ve bu noktada da az önce arkadaşımızın dediği gibi NATO konseptinden çıkıyor. Bunun dışına çıkıyor. Çünkü ama NATO şunu diyor Türkiye, Amerika'da büyük resmi gör diyor. Sen diyor bugüne kadar büyük resme hizmet ettin. Bugünden sonra da büyük resme hizmet ettin. Büyük resim de Amerikan çıkarları. Peki Amerikan çıkarı demek NATO'nun çıkarları. NATO'nun çıkarı üyelerin çıkarları. Böyle bir akıl yürütmesi var. Ama Türkiye NATO'nun çıkarının Türkiye'nin çıkarıyla uyuşmadığını fark etti. 15 Temmuz'un NATO'ya. Evet. Çok net. Ben TANAP'ın proje sorumlusuyla sürekli görüşüyordum. Çünkü bir ayağı şeyden geçiyor. Bizim Bandırma'dan geçiyor. Evet. Ofisleri, şeyleri orada. Şey ondan konuşurken diyor ki mesela onun dedi 15 Temmuz bize yapıldı diyor. Bak diyor bu proje olmasaydı 15 Temmuz olmaz.
Herkesin ayrı bir 15 Temmuz algısı var. Ama diyor bunu engellemek için diyor çok uğraştılar diyor. Biz o süreçlerden geçtik diyor, biliyoruz diyor. Amerika'nın çıkardığı işte Dük'ü yaptırım kararı boru hattını hedef almasının sebebi de bu. Yani Türkiye'ye, Türkiye'nin elini güçlendirecek en önemli koz, Türkiye'nin boru hatları şebekesini doğuyla batıyı bağlayan bir şebeke haline gelmesidir. Bu da Türkiye'nin stratejik konumunu, özellikle dış politikadaki caydırıcılık unsurunu artıracağından dolayı ben de Yunanlıların yerinde olsam ben de istemem bunu. Bu iş bu kadar basit. Sizin söylediğiniz bir şey var. Biraz önce söylediniz. Dediniz ki Amerika Türkiye'ye büyük fotoğrafı görmesini istiyor. Amerika'nın gözüyle görmesini istiyor diye. Aslında şu andaki Boratları mesela Doğu Akdeniz, Libya hadisesi, Suriye vesaire bakınca çok yönlü bir politik izleyerek aslında Türkiye gerçek anlamıyla belki ilk defa büyük fotoğrafı görüyor. Ama kendi penceresinden görmeye çalışıyor. Farkı bu. Yani gördüğüm kadarıyla. Herhalde bunun sonucu bu bakış açısı daha gerçekçi, daha realist bir noktaya Türkiye'yi taşıyor. Herhalde çok uzun olmayacak. Mısır'la zaten Libya'daki bu ilişkinin devamı ve sürdürülebilir olması zaten en çok problemde bu. Belki cevabı aranması gereken Libya'ya olan desteğin asker anlamda olsa sürdürülebilir olup olmaması, ne kadar sürdürebileceğimiz hususu var. İşte bunu sağlayabilmenin yolu da o ittifaklar içerisinde Mısır ve İsrail'le eski o duygusal şeyleri bırakarak daha gerçekçi bir şekilde ilişkileri yeniden canlandırmak gerektiği hususudur. Bunun devamı hususudur. Bilmiyorum, yanlış düşünüyorum hocam. Yani biz Suriye'de de daha yavaş yavaş. Tabii Suriye için de geçerli. Aynı şey Suriye için de geçerli. Çok resmi, doğrudan temasla. Hani derler ya biz onu yaptık Suriye konusunda. Derler ki insan ilişkilerinde öyle değil midir? Birisiyle tartışırsınız. Hiç olmazsa çıkarken kapıyı açık bırakın. Bir daha geri dönme şansınız olur. Biz Suriye'de yaptık onu. Kapıyı çarptık, kapıyı kapattık. Girme şansı bizim. Şimdi herkes girdi. Biz giremedik. Aslında Türkiye'de noktada şunu yapıyor. Hani Türkiye şunu da yapıyor. Şimdi Suriye ile müzakere yapmaktansa Rusya ile müzakere yapmayı daha prestijli buluyor. Şimdi de o taraf. Ama başka şansımız yok hocam. Yani doğrudan temas kurmazsanız ama bu işler yürümez. Yürümüyor şu anda, yürümüyor. Ben mesela benim alt düzeyde istihbarat alanında kuruyorum. Var da. Benim tezim o zaten. Yani hiçbir zaman müzakere masasından kalkmayacağız. Hedef zaten seni oradan çıkarmak, oradan kaldırmak. Ama şöyle bir şey var. Biz doğrudan da görüşsek, görüşmesek de netice değişmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Esad Rusya ne derse onu yapıyor. Şimdi mesela Libya'da Saraj biz ne dersek onu yapacak. Buna mahkum. Maalesef böyle bir tablo var. Şimdi onun sürdürülebilir, yani tek başına oradaki taraflara baktığımızda Hafter'i destekleyenler işte Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümet var. Bizim de yaptığımız ama bir tarafta bakıyorsun Hafter'in yanında Rus paralı askerler var. Amerika'sı, Fransız'ı o tarafı destekliyor. İşte Mısır'la bir şeylik yani, var. Şimdi onu nasıl sürdürür? Yani bu yani şeylik, o inisiyatifleri dışlamanın yolu yani direkt görüşmek. Yani o inisiyatifleri adım adım yani birden tabii ki olmaz hocamızın söylediği gibi ama yani o inisiyatifleri dışlamanın yolu yani onların inisiyatifini daha doğrusu hani daha büyük kuvvetlerin inisiyatifini dışlamanın yolu adım adım doğrudan temas kurmak. Mesela İran'la bu var mesela. Bu gelecek. Şimdi, yani bir ölçüde. Tabii yani ileri noktalarda. 13-15 Temmuz milat dedik ya, evet. Yani bu şeylerle birlikte. O anlayış ister istemez daha ileri noktalarda olacak diye ben düşünüyorum. Bütün bunların bir sonuçlar vermesi, Türkiye lehine sonuçlar vermesi ancak bu ilişkileri kurmakla mümkün olabilir. Bunun sürdürülebilmesi açısından. Yoksa halde bir darbe yaparlar, seni kadar birleşimler tanısın. Bir darbe yaparlar bir şeyle beraber, Hafter kuvvetleri işte destekleyicilerle bu bölgede kontrol edince senin ne münasır anlaşman kalır, ne askeri anlaşman kalır. Evet. Tek başına kalırsınız yani şeye. Bütün emekler de boşuna gider, askerin de belki çalışma durumunda kalır. Orada da bir takım böyle negatif şeyler olduğu vakit bunun izahını da hiçbir hükümet veremez yani bunun şeyi. Tek başına el alacak bir konu değil. Daha anlaşılıyor ki biz Doğu Akdeniz'i daha çok konuşacağız, daha sıcak bir şekilde konuşacağız. Bu açıdan ben değerli misafirimize, Doçent Doktor İsmail Şahin'e
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güncel güzelliği gerçekten yeni bilgilerle ve politika üreticilerine hem katkı sunan hem o süreçlerde olup bitenleri de bilerek bizlere bilgilendiren bir çerçevede sundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. İnşallah bir başka etkinlikte görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi akşamlar.